Hoş geldiniz. Bu videomuzda Özbekistan Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerinden bahsedeceğiz. Orta Asya'nın en büyüğü ve en güçlüsü, CSTO'ya üye olmayan Türk ülkesi ülke aynı zamanda ordusunu profesyonel hale getiriyor. Katıldıkları bireysel yetenek yarışmalarında her zaman Özbekistan ordusunun birinci olduğunu görmekteyiz. Özbek ordusu ne yazık ki askeri teçhizat açısından yetersiz ama komşularından çok daha üstün. Özellikle kritik sistemlerde Rusya'ya bağımlı Detaylara bakmadan önce birazcık Özbekistan ordusunun neden güçlü olduğundan, nasıl bir askeri gelenekten geldiğinden bahsedelim. Özbekistan'ın başkenti Taşkent, eskiden Sovyet Türkistan askeri bölgesinin ana karargahıydı ve 20 Şubat 1992'de daha öncesinde bu bölge kararge olarak kullanılıyordu. Dolayısıyla Savunma Bakanlığı görevini gören Özbekistan askeri yönetimi aşina bir bölge kültürüne sahiptir. Ardından Orta Asya Cumhuriyetleri arasında en güçlü Sovyet askeri varlığına sahip bölge olduğu notu da düşülürken Sovyetler Birliği İçişleri Bakanlığı'ndan bağımsız olarak kendi İçişleri Bakanlığı da döneminde güvenliği sağlıyordu. 2 Temmuz 1992'de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle beraber Savunma İşleri Bakanlığı'nın yerine gerçek bir Savunma Bakanlığı kuruldu. Sonraki yıllarda Özbekistan Rus subaylarını etnik Özbeklerle değiştirirken orduyu sivil kargaşa, uyuşturucu kaçakçılığı ve Hizbut Tahrir gibi hedeflere odaklamak için yeniden yapılandırdı. 3 Büyük Sovyet Askeri Akademisi, Taşkent Yüksek Tüm Silah Komutanlığı Okulu, Körçik Yüksek Tank Komutanlığı ve Mühendislik Okulu, Semerkant Yüksek Askeri Otomobil Komutanlığı gibi Sovyetler döneminde de Özbekistan'da çok sayıda askeri eğitim kampı bulunuyordu. Dolayısıyla Özbek subaylar eğitim için Rusya'ya gönderilmedi. 1994 yılında tüm branşlarda subay yetiştirmek üzere Ortak Silahlı Kuvvetler Akademisi kuruldu. Özbek dili ordu tarafından daha fazla kullanılıyor olsa da el kitaplarının çoğunun Rusça olması Orta Asya Türklerinin en büyük sorunlarından bir tanesidir. Zamanında buna Sovyet yanlıları şu bahaneyi bulmuş. Orta Asya Türk dillerinin uygun askeri kelime dağarcığına sahip olmaması nedeniyle Rusya subay eğitiminde kullanılan ana dil olmaya devam ediyor şeklinde bahane bulunmuş. Yine Ağustos ile Eylül 1997 arasında Özbekistan Orta Asya taburunun Kazakistan ve Özbekistan'daki tatbikatlarına katıldı. Ardından ABD, Rusya ve Ukrayna içeren 8 uluslu ortak tatbikatın bir parçası olarak 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra ABD Afganistan'ın sınırındaki Güney Özbekistan'da karşı bölgesinde hava üssünü kiraladı. Oradaki Amerikan üssüne Freedom adı verilirken daha sonrasında burada K2 üssü olarak yeni isim verildi. Mayıs 2005'te Özbekistan ordusu Andijan katliamı olarak bilinen Fergana Vadisi kentindeki Andijan'daki huzursuzluğu bastırmaya dahil oldu. Sonuç olarak Avrupa Birliği Özbekistan ordusunun katliam yapmasından dolayı silah satışını yasakladı ve güvenlik şefi, İçişleri ve savunma bakanları da dahil olmak üzere 12 üst düzey yetkiliye cinayetlerin sorumluluğunu yüklerken bir yıllık vize yasağı getirildi. Olayın ardından Cumhurbaşkanı Kerimov birkaç üst düzey askeri şahsı görevden alırken Savunma Bakanı Gulyamov, Silahlı Kuvvetler Müşteri Karargah Başkanı İsmail Ergaşev ve Doğu Askeri Bölgesi Komutanı Hosem Ahmetov... Ahmedov gibi gibi çok sayıda kişi görevden alındı. Şangay İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerin Temmuz 2005 başlarında Kazakistan'ın başkenti Astana'da şimdiki adıyla Nur Sultan'da düzenlenen konferansta ortak açıklama yaptığını da hatırlatalım. ABD birliklerinin Orta Asya'daki üslerden çekilmesi çağrısında bulunuldu. Ardından 29 Temmuz 2005'te Özbekistan ABD'nin 180 gün içinde ülkeyi terk etmesini isteyen maddeye başvurdu. 21 Kazakistan'da. Kasım 2005'te ABD birlikleri bu üslerden çekilmesini tamamlamış durumda. Avrupa Birliği 2009 yılında silah satış yasağını kaldırırken Özbekistan ve Rusya bu yüzden daha yakın askeri işbirliği içerisine girerken çok sayıda savunma anlaşması imzaladı. Birkaç yıl öncesinde ABD Özbekistan'ın en sevdiği yabancı dostu gibi görünürken ardından gelen yaptırımlar ve Şanga İşbirliği Örgütü'nün baskısı üzerine Özbekistan Rusya ile tekrardan samimi dost oldu. Hükümet eski Sovyetler Birliği'nin silahlı kontrol yükümlülüklerini de kabul etti. Ardından Özbekistan nükleer silahların yayılmasına önleme anlaşmasına nükleer olmayan bir devlet olarak katıldı. Ayrıca Özbekistan'ın batısında ABD Savunma Bakanlığı Savunma Tehditlerini Azaltma Ajansı tarafından aktif bir programla da desteklenmiş durumda. Özbekistan'da Kuzeybatı Askeri Bölgesi, Güneybatı Özel Askeri Bölgesi, Merkez Askeri Bölgesi, Doğu Askeri Bölgesi ve Taşkent Askeri Bölgesi olmak üzere 5 farklı özel birim bulunuyor. Bunların her biri kendi bölgesinden sorumlu. Özellikle Kuzeybatı Askeri Bölgesi Karakalpaks'tan birliklerinden oluşuyor. Bunun dışında Özbekistan Hava Kuvvetleri ile ilgili şunu söyleyelim. Özbek Hava Kuvvetleri daha öncesinde Taşkent merkezli Türkistan Askeri Bölgesi'nin 49. Hava Ordusu'nun bir parçası olarak görev yaptı. Dolayısıyla askeri disiplin nedir bilen bir bölgeden bahsediyoruz. Günümüzde baktığımızda Özbekistan'ın Rusya'dan askeri alım yaptığını görmekteyiz. 31 adet Su-24, 32 adet MiG-29 ve 6 adet Su-24 üretiliyor. Yine Özbekistan kendi İAS'ını üretiyor. Daha önce bununla ilgili haber servis etmiştik. Yakın zamanda Özbekistan 115. Avcı Havacılık Alayı'nı değiştirerek Andijan'daki 62. Havacılık Alayı'yla da birleştirmişti. Özbekistan'ın savunma sanayisinden bahsedelim. Özbekistan'da askeri sanayi şu şekilde Kasım 2017'de Devlet Savunma Devlet Komitesi tarafından Devlet Başkanı Mirziyoyev'in girişimiyle Devlet Savunması kendi şirketlerini kurmaya başladı. Bu kapsamda Rusya... GOSCOM Pro Borom terimiyle kısaltılmış, ülkenin yerli askeri ürünlerini üretmesi amacıyla işletmeler kuruldu. Komit altında askeri forma üretimi için ortak bir Özbek-Türk işletmesi de kuruldu. Türkiye Kırgızistan ordusuna yaptığı gibi Özbekistan ordusuna da üniforma alanında destek sağladı. Günümüzde çok sayıda yerli savunma sanayi şirketi Özbekistan'da faaliyet gösterse de çok nitelikli ürünler üretildiğini söyleyemeyiz. Özellikle Krantax, Rentex, Hesmeş, Yenilikçi Teknolojiler Merkezi, Devlet Teşebbüsü Charles, Devlet Üniter Girişimi Vostok gibi firmalar yer alıyor. 2020'de ilk Özbek hafif zırhlı personel taşıyıcı geliştirme sürecine başlanırken Burada Tarlon aracının Türkiye'deki araçtan esinlendiği daha sonrasında ortaya çıkmış, ardından Türk savunma firmasıyla Özbekistan'ın davallık olacağı duyurulmuştu. Bu gelişmeyi şu an tekrar etme gerek yok. Genel olarak Özbekistan ordusunun uluslararası yarışmalarda bireysel performansta birinci olduğunu görmekteyiz. Özellikle Amerika'da yapılan yarışmalarda kendileri sık sık birinci oluyor. Yine geçen aylarda Pakistan'da düzenlenen yarışmada Özbek ordusu Türk askerimizi geçerek birinci sırada yer almıştı. Bunu da hatırlatalım. Evet dostlar bu videomuzda kardeş dost can ülke Özbekistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Orta Asya'nın en büyüğü ve en güçlüsü CSTO'ya üye olmayan dost ülke Özbekistan ordusundan bahsettik. Hoşça kalın. Ahlan artık ey deniz. Şanlı dostlar geliyor. Ummanlara hükmeden Barbaroslar geliyor. Baş koymuşuz uğruna biz.